Ana haber devam ediyor sevgili seyirciler. Türkiye bir yandan terörle mücadele ederken, terör olaylarıyla karşı karşıya kalırken bir yandan da bildiğiniz gibi yeni anayasa ve başkanlık tartışmaları gündemde. Bütün bu rutin gündemin dışında dün gece Hüsnü Mali ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Bir onu hatırlatalım, sonra bütün bu konuları konuşacağız. Gazeteci yazar Hüsnü Mali gözaltına alındı bildiğiniz gibi dün gece. Mali'nin dün gece evi basıldı, arama yapıldı, sonrasında da gözaltı işlemi uygulandı. Hüsnü Mali'nin bugün savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. Putin Esad'la görüşüyor telefonla. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü akşam saatlerinde harekete geçti. Gazeteci Hüsnü Mahalli'yi Twitter üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına aldı. Mahalli'nin evinde de arama yapıldı. Yapılan aramada bilgisayar ve telefonuna incelenmek üzere el konuldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Hüsnü Mahalli'nin gözaltına alındığının duyulmasının ardından CHP'li avukatlara talimat verdi. 6 avukat Hüsnü Mahalli'yi savunmak için Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek Mahalli'nin vekaletini üstlendi. Avukat Turan Aydoğan ise Halk TV'de Hüsnü Mahalli'nin son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Hüsnü Bey'in bir rahatsızlığı var biliyorsunuz. Hemen evet. Patladı. Yürümede zorluk çekiyor. Kullandığı ipler var ayağında. Onlar gözaltına alındığından dolayı güvenlik nedeniyle alınmış vaziyette. Yürümekte zorluk çekiyor. O yüzden yakalama tutanağını içeriden getirmesini istemedik. Ona eziyet vermek anlamında, vermemek anlamında. Aldığımız bilgi Hüsnü Bey'in dün bir paylaşımı söz konusu. Sizin programlarınızdan, sabah programlarınızdan Ayşe Nurhan'la yaptığı programda. İşte orada kullandığı ifade Halep'te teröristler yok ediliyor şeklinde. Bunun nasıl olduğunu yarın açıklayacağım diyor ama ondan sonra bugün öğleden sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu konularla alakalı bir soruşturma ve başlatıyor, yakalama kararı koyuyor. Gözaltına alınan gazeteci Hüsnü Mahalli, Ayşenur Arslan aracılığıyla da ilk mesajını gönderdi. Arslan, Hüsnü Mahalli'nin evinden Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç'in sunduğu basın koridoru programına bağlanarak yaşanan son gelişmeleri aktardı. Hüsnü'cüm dedim, Halk TV'ye bağlanıyorum, söyleyeceğim bir şey var mı dedi. Türkiye'yi ve bölgeyi sevmenin bedeli bu dedi. Hüsnü Mahalli'nin bugün savcılığa sevkinin yapılması bekleniyor. Evet, Hüsnü Mahalli'nin neden gözaltına alındığı, neden hedef gösterildiği, dediğim gibi hem yeni anayasa hem de başkanlık sistemini konuşacağız dedik. Stüdyomuzda Sayın Sabih Kanadoğlu var. Sayın Kanadoğlu hoş geldiniz başkanım. Teşekkür ederim. İsterseniz Hüsnü Mahalli'nin gözaltına alınmasından yola çıkarak aslında Türkiye nereye gidiyor noktasında çok da önemli bir olay bu. Şimdi gerekçe devlet büyüklerine hakaret etmesi, işte bu Halep ve Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili bir takım paylaşımları ve buralardaki söylemi aslında. Şimdi dünden bu yana bu çok tartışma konusu. İşte Avrupa İnsan Hakları içtihatında böyle bir şey var mı? Biz çok araştırdık, baktık. İşte Lingen yasası diye bir yasa var, ona baktık. Ama burada farklı kararlar verilebiliyor, o da dikkatimizi çekti. Kimi işte suç isnat edilen kişiyi lehte karar verirken, kimisi karşı tarafın lehine karar veriyor. Yani bir orta noktayı bulamadık. Dolayısıyla bu devlet büyüklerine hakaret etmesi gerekçesiyle gözaltına alınmasının noktasında ne dersiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim, gerek Hüsnü Mahalli'ye hem de Halk TV'ye hem üzüntülerimi hem de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum öncelikle. Ve asıl üzüldüğüm bir başka nokta, kişinin özel sağlık durumu gizlidir. Bu özel sağlık durumunun ki bir takım zorluklarla karşı karşıya olduğunu da görüyoruz. Açığa çıkarılması, bunun herkesin bilgisine sunulması ayrıca hiç olmaması lazım gelen bir olay. Bunu daha en baştan düşünmek gerekirdi. Şimdi ortada Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesine uygun düşen bir fiilden dolayı gözaltına alma ve aynı zamanda arama yapılması söyleniyor. Evet. Bir kere zaten en başta yanlışlık buradan başlıyor. Çünkü
bu hakaret, aşağılama zaten söylendiği anda oluşan bir suç. Yani bu suç işlendikten sonra artık kaybolması, değiştirilmesi, üzerinde bir takım etki bulunması hiçbir zaman akla gelmeyecek suçlar bunlar. O halde gözaltına almanın anlamı yok ki bu zaten katalog suçlardan da değil. Evet. O itibarla yapılacak iş eğer bir suç işlendiği iddia ediliyorsa bir davetiye çıkarırsınız, gelir ifadesini verir. Eğer yargılanacaksa o şekilde yargılarsınız. Yani yapılan iş ancak düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı, basın özgürlüğünün bulunmadığı ülkelerde ancak rastlayabileceğiniz olaylar bunlar. Evet. Ki aslında anayasamıza baktığımız zaman biz bu özgürlüklerin tıpkı Avrupa ülkelerinde ne şekilde açıklanıyorsa bizde de aynı biçimde nitelendirildiği görülüyor zaten. Evet. O halde bizim her şeyden önce uygulamaya bakmamız lazım. Yargının bağımsızlığına bakmamız lazım. Hukuk devleti olup olmadığımıza bakmamız lazım. O halde biz hukuk devleti miyiz? Zaten çok enteresan bir şekilde bugünkü basının manşetlere çıkan bir haberi var. Ne diyor? Sınır taşımayan, tanımayan gazeteciler örgütünün yapmış olduğu rapor. Evet. Şimdi bu rapora göre biz sıralarsak Çin, Mısır, Eritre ve maalesef Nijerya'dan önceyiz. Az önce verdik haberini. Evet. Çok vahim. Böyle olursak üstü mali olayı gayet doğal bir olaydır. Ve bu raporu doğrulayan bir harekettir. O halde biz her şeyden önce fiili durum yaratılmayan ve özgürlüklerin askıya alınmadığı, anayasanın belirli bir şekilde askıya alınmadığı bir ülke olmak zorundayız. O zaman ancak bir anayasal devlet oluruz. Yok eğer biz belirli bir şekilde ifade ve düşünce özgürlüğünün, basın özgürlüğünün bulunmadığı bir ülke olmayı ispat ediyor isek, Hüsnü Mahalli olayı tam işte bunun en güzel kanıtı oldu. Değil mi? Evet. Doğru. Şimdi az önce dediniz ki hukuk devleti. Türkiye bir hukuk devleti mi? Hayır. Başkanım. Bunu baştan başa söylüyorum zaten. Evet. Bu zaten bizi başkanlık sistemine buradan gidiyoruz. Neden? Çünkü belirli bir şekilde bir fiili durumu bir anayasanın askıya alındığı bir ülkede biz bu fiili duruma uygun bir anayasa değişikliği yapma çabasıyla karşı karşıyayız. O zaman zaten karşımıza çıkacak durumda biz nasıl olur da anayasal bir devlet olmaya varabiliriz? Sadece anayasalı bir devlet olmaktan nasıl kurtuluruz? Aramamız gereken nokta bu. Evet. Şimdi Hüsnü Mahalli'yi konuşurken aslında şu anki durumda Hüsnü Mahalli'nin başına, yani şu anki sistemde Hüsnü Mahalli'nin başına gelenler bunlar. Ama bir de işte yeni anayasanın hayata geçtikten sonraki durumu konuşacağım. Ona gelmeden önce Hüsnü Mahalli en son gözaltına alınan gazeteci. 15 Temmuz darbe girişimi diyoruz, işte olağanüstü hal diyoruz ama ondan önce de vardı basına ve medyaya yönelik inanılmaz bir baskı. Aslında topluma inanılmaz bir baskı vardı, muhalefete inanılmaz bir baskı vardı. Bu 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal ve ardından çıkarılan kanun hükmüyle, kararnamelerle bu had safhaya geldi. Şu anki mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Sonrasına döneceğim. Bir muhterem Türk büyüğü belirli bir şekilde 15 Temmuz'u Allah'ın bir lütfu olarak nitelendirmişti. Evet. Şimdi Allah'ın bir lütfu olarak nitelendirildiyse bu lütfun hangi düşünceye hizmet ettiğine bakmak lazım. Eğer belirli bir şekilde bu durum yararlanılarak, bundan faydalanarak kendine özgü bir sistem yaratma çabasına götürüyorsa Türkiye'yi, Türkiye'nin en büyük karşı karşıya kaldığı tehlike işte burada yatıyor zaten. Netice itibariyle biz daha çok göreceğiz bunları. Ve daha çok da maalesef Hüsnü Mahalli'yi izlerdim. Hüsnü Mahalli hep söylerdi zaten.
Yani şimdi rastladıklarımız bundan sonra rastlayacaklarımızın yanında hafif kalacak. Daha Türkiye çok şey görecek diyordu zaten. Ve ilk defa da kendi şahsında gördü bunu. Yani eğer bu özgürlükler yoksa zaten varacağımız nokta budur. Çünkü uygulama anayasanın dışında yapılan işler bunlar. Çünkü yasalar zaten anayasaya uygun değil. Onun için biz hukuk devleti değiliz. Zaten hukuk devletinin ilk temeli yargı bağımsızlığıdır. Yargı bağımsız değilse zaten neyle uğraşıyoruz ki biz? Şimdi başkanım, bu yeni anayasa tartışmalarında getirilmesi gündemde olan başkanlık sistemi ne getirecek, ne götürecek Türkiye'ye, onu tartışacağız, konuşacağız ama sürekli bu konuyla ilgili ciddi uyarılar var arka arkaya gelen, özellikle siyasi kişilerden. En sonuncusu da CHP'nin eski genel başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal'dan geldi. Çok önemli açıklamaları vardı. Bir onu hatırlayalım, sonra tabii, tekrar size döneyim. Tabii. Evet, önemli açıklamalar dedik sevgili seyirciler. Bir televizyon programına katıldı Baykal ve özellikle bu anayasa değişikliğiyle Türkiye'yi bekleyen tehlikelere, son dönemde en çok konuştuğumuz konu anayasa değişikliğiyle Türkiye'yi bekleyen tehlikelere dikkat çekti. Artan terör ortamı nedeniyle siyasetçilere tutumunuzu netleştirin çağrısı yaptı. Anayasa değişikliğiyle de Türkiye'yi bekleyen tehlikeler noktasında teklifi için boş kağıda imza atan AKP'li vekillere seslendi. Anayasayı bombalıyorsunuz. Meclisi bombalayan FETÖ'cülerden ne farkınız var dedi. CHP'nin önceki genel başkanı Deniz Baykal, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu, gündemdeki sıcak başlıkları değerlendirdi. Baykal, son dönemde artan terör saldırıları karşısında siyasetçiler tutumunu netleştirmedi, dedi. Terör karşısında kararlı, net bir davranış sergilememiz lazım ve toplumun terörle ilişkisi netleşmemiş siyasetleri, bunu netleştirmeye yönelik bir baskı yapması için bir vesile haline getirmemiz lazım. Bir saniye. Şimdi tabii şundan olmadı, bundan olmadı diye bir araba laf söylenir. Bunların hiçbir önemi yoktur. Gerçek odur ki terörle mücadele edilir, müzakere edilmez. Baykal, dış politika hataları nedeniyle ağır bedeller ödendiğini söyledi. Dış politika hataları bu olaya biz getirdik. Etkilemiş midir? Kesin. Yani bakın, yaşadığımız terörle evet, izlediğimiz dış politika arasında evet, bir bağlantı görüyoruz. Maalesef. Yani Kandil maalesef sınırımıza yaklaştı. Bizim dış politika hatalarımız dolayısıyla. Gündemdeki anayasa değişikliği ve başkanlık sistemi tartışmalarına da değinen Deniz Baykal, getirilmek istenen tek adam rejimidir dedi. Sistemin adına Türk tipi denilmesinin de Türkiye'ye haksızlık olduğunu söyledi. Yani bize başkanlık evet, mı getiriyorlar, cumhurbaşkanlığı evet, mı, partili cumhurbaşkanlığı evet, mı? Nedir bunun adı? Tek adam rejimi, vesayet rejimi. Öyle mi? Evet. Yani hiç tereddüt etmeden söylüyorum. Türk tipi diyorlar buna. Türk tipi. Yani bu Türk lafının yanlış kullanımıdır. Yani Türkiye haksızlıktır. Türk lafını haksızlığı herkes kullanamaz. Türkiye'ye model olacak mı değil. Bizim modelimiz Cumhuriyet modelidir. Türk modeli Mustafa Kemal'in Türkiye dünyaya örnek diye koyduğu o büyük nutuk, modernleşme sonra projesi, değişim projesi, devrim projesidir. Deniz Baykal, getirilmek istenen sistemdeki tehlikelere de dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, bu modelde gelecek olan Cumhurbaşkanı, eğer aynı anda hem Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık yapan, silahlı kuvvetlere kumanda eden, hem oradan çıkan Bakanlar Kurulu'na kumanda eden, oradan çıkan partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nun başına geçen ve partisinin hesabı, çıkarı, yararı için politika koyan ve onun için talimat veren, sonra oradan çıkıp Anayasa Mahkemesi'nin yarısını atayan, HSYK'nın yarısını atayan bir işler yapacak durumda olur ise, yani hem hakim, hem savcı, hem avukat, hem sanık, hepsi bir kişinin üzerinde olursa bunun hükmüne adalet denir mi? Buradan çıkacak olan hükme. Başkanlık rejimi nasıl tarif ederler? İcra ile yasamanın birbirini fren ve denge ilişkisi içinde denetleyebildiği, izleyebildiği bir sistem, değil mi? Ne fren var ne de denge var. Baykal, anayasa değişikliği için boş kağıda imza atan AKP'li milletvekillerine de meclisi bombalayan FETÖ'cülerden ne farkınız var diye seslendi. Yani bir milletvekilisin, yeni bir anayasa yapacaksın.
oraya inanıyorsan yap. Anayasa diyor ki gizli olur oylama. Grup kararı alınmaz. Siyasi talimatla bu iş yönetilmez. Sen ne istiyorsan yapacaksın. Hayır, ben kendimi teslim. Senin FETÖ'den ne farkın var o zaman ya? FETÖ sanığı dediğin, meclisi bombalayan o generallerden senin ne farkın var kardeşim ya? Bu da meclisi bombalamak gibi diyorsunuz. Elbette. Anayasayı bombalıyorsun kardeşim. Evet. Evet, Sayın Baykal dedi ki anayasayı bombalıyorsun, ne farkı var FETÖ'den dedi. Sizin de bugün Yeni Çağ Gazetesi'nde bu konuyla ilgili çıkan röportajınız var. Diyorsunuz ki özetle bunun adı dikta rejimi olur. Bunun adı başkancı ya da patronlu başkanlık olabilir ama tek kelimeyle anlatılmak istenirse bunun adı dikta rejimi diyorsunuz. Evet. Yani biz şimdi hani Türk tipi, şu tipi, bu tipi başkanlık diyoruz ama böyle bir şey var mı başkanım? Zaten bu tür teklif gibi herhangi bir anayasal düzen yok zaten. Yani anayasa hukukunda evet vardır, başkanlık sistemi vardır, yarı başkanlık vardır, parlamenter rejim vardır. Ama cumhurbaşkanlığı sistemi diye bir sistem yoktur zaten. Ama yani bu partili evet, cumhurbaşkanı falan filan. O işin ayrı tarafı, onaya geleceğiz zaten. Yani zaten Cumhurbaşkanı'nın tarafsız oluşu zaten milletin birliğini temsil etmesi nedeninden değil mi oluşur. Konumu eğer gelir. Bu Türk birliğini temsil edecekse, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil edecekse bir kere zaten herhangi bir partili olması zaten genel başkanlığını da beraberinde getirir. Bir genel başkanı oluşu, bir partinin genel başkanı oluşu zaten milletin birliğini temsil etme, niteliğini kaybetmek demektir. Onun için o işin o başlangıç tarafı. Evet, evet. Ama Sayın Baykal'ın söyledikleri doğrudur. Bir kere her şeyden önce denge ve fren yoksa o zaman o yönetimin mutlaka ve mutlaka bir yerde duvara çatması hiç tartışılmaz bir sonuç olur. Evet. Yani dikta olur tabiatıyla. Dikta. Şimdi şuradan başlayalım mı? Hani çok önemli noktaları var. Yürütmenin başı Cumhurbaşkanı olacak. Tabiatıyla. Yani ne demek bu? Somut bir biçimde vatandaşların anlayabileceği bir şekilde ifade etmek gerekirse. Yani Cumhurbaşkanı'nın elinde hangi yetkiler olacak? Şimdi temsilen bugünkü anayasamızda da elbette ki Cumhurbaşkanı yine yürütmenin başıdır. Ancak hem sorumsuzdur hem de o sorumsuzluğu da belirli şekilde o yürütmenin içindeki icraatı, fiilleri, eylemleri yapacak durumda olmayışından doğan bir olaydır. Siz şimdi bunu eğer kuvvetler ayrılığı diyorsak ki bu odur. Ama kuvvetler ayrılığı başkanlık sisteminde belirli bir şekilde katıdır ve serttir. Ve bu katı ve sert rejimde o kuvvetler ayrılığının tam olarak uygulanması gerekir. Sizin getirdiğiniz şeyde aslında başkan demekten çekiniyorsunuz. Çünkü halkın eğer buna karşı bir çekincesi varsa onu örtmek için cumhurbaşkanlığı sistemi diyorsunuz. Kendinize bir isim bularak götürüyorsunuz. Bir kere her şeyden önce algı. Genel başkan, cumhurbaşkanı. Ve bu genel başkan seçime girecek olan partinin yasamada yer alacak olan bütün üyelerini siz seçeceksiniz. Yasama size bağlı olacak. Yürütme sizin. O yargının üyelerini de siz seçeceksiniz. Altısı sizin. Çünkü Adalet Bakanı başkanlık yapacak. O sizin seçtiğiniz kişi. Beş Formel kişiyi siz yani seçeceksiniz. Yasama ile oradan getirilecek, seçilecek kişileri de siz yasamaya da egemen olduğunuz için siz seçeceksiniz. Evet. Yani bütün yargıyı düzenlemek, dizayn etmek sizin elinizde olacak. Evet. Şimdi üç gücü birden tek kişide topladığınız zaman bunun adı zaten demokratik bir yol değil. Evet. Demokratik bir sistem değil. Ama daha güzelleri var. Şimdi mesela sebebi nedir? Açıklanmıyor tabii, bilinmiyor. Doğuştan Türk vatandaşı olmak, aday olmak için şart diyor. Doğuştan Türk olmak
Yani şöyle ifade edebilirim. Hani ülkenin en büyük kabadayısı Atatürk'tür diyen, evet. Evet, Çalışma Bakanı gibi. Yani Türk vatandaşlığını sonradan alanla doğuştan alan arasında işte hukuk devletinde olması lazım gelen vatandaşların eşitlik ilkesi de, daha doğrusu ikinci maddede yer alan hukuk devleti ilkesine tamamen aykırı ve bu nedenle değiştirilmesi teklif edilemeyecek bir maddedir bu. Ama siz anayasaya aykırı olsun, bu da olsun diyorsunuz. Diyorsunuz, evet. Evet. Şimdi yine sizin röportajınızda yer alan, tamam, işte Sayın Bahçeli'nin durup dururken gündeme getirdiği ne dedi? Fiili durumu hukuki duruma dönüştürelim, evet, diye konuştuğumuz konu. Evet. Hukuki duruma dönüştürelim, tamam. Cumhurbaşkanına başkanlık, ama adı Cumhurbaşkanı olsun, sınırsız yetkiler, onu konuştuk az önce. Evet. Peki bu yetkilerin denetimiyle ilgili ne söylersiniz? Kim tabii denetleyecek, yaptıklarından ne kadar sorumlu olacak Cumhurbaşkanı hayata geçerse? Şimdi kim denetleyebilir yürütmeyi? Yasama denetleyebilir, parlamenter rejimde, evet, olduğu gibi. Ve yargı denetleyebilir. Zaten o güçleri oluşturan, yürütmenin başındaki taraflı, yani bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı yapıyorsa bu işi, onu denetleyecek hiçbir makam yoktur. Bakın mesela yine getirilen bir olay. Üst düzey kamu yöneticilerinin atanması getirilen sisteme, evet, göre. Evet. Şimdi bu atama bütün üst dereceli kamu yöneticilerini kapsıyor. Bunun en güzel örneği Amerika'da Cumhurbaşkanı'nın, yani başkanın, aslında bu Cumhurbaşkanı'nı dilimizde alıştı. Evet. Oradaki başkanın seçmiş olduğu yargının büyükelçiliğinden tutun bütün üst düzeyin senatonun 2/3 oyunu alması lazım ki o göreve gelebilsin. Evet. İşte bu denge ve frenin en güzel örneğidir. Ama şimdi yok bu. Kalkıyor. Ve kararnameyle bunu halledecek şimdi. Nasıl çalışacak bu üst düzey kamu yöneticileri? Nasıl çalışacak? Çalışma usullerini de kararnameyle kendisi tayin edecek. Evet. Yani ortaya çıkan sistemi görebiliyor musunuz? Evet. Ama daha acı tarafı var. Yani işin, şimdi düşünün, bakan ve cumhurbaşkanı yardımcıları da bir olur, iki olur, üç olur, istediği kadar seçer. Seçildiği anda milletvekilliğinden ayrılıyor, düşüyor milletvekilliği. Eğer ileride ben cumhurbaşkanı yardımcısı olurum düşüncesinde olanlar varsa akıllarına getirsinler. Bu yolu açmaya, bunun için yol açmaya çalışanlar lütfen şunu düşünsünler. Kendisini cumhurbaşkanı yardımcısı seçtikten, ki o gün zaten milletvekili düşecektir, 15 gün sonra azlettiğinde bu durumda olan kişiler bakanlıktan da ayrılacaklardır. Milletvekillerinden. Evet, eski ondan da statülerine dönemeyecekler yani. Evet, aynen yani, öyle. Tabii. Yani bu nasıl kabul edilebilir? Ve bu nasıl biz de anlamıyoruz. Bu nasıl bir düşüncedir? Yani o zaman Sayın Başkanım, şunu söylemek mümkün mü? Cumhurbaşkanı ya da başkan, her ne şekilde adlandırılırsa, gerisi hikaye mi olacak? Kaba aynen, tabiriyle. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Aslında başka daha hikaye bitmiyor ki yani. Buradan şeye geçelim mi peki? Tam da siz meclisi anlatıyordunuz. Parlamenter sistem ve meclisin yapısı, evet, ne kadar fonksiyonel olacak yeni dönemde eğer hayata geçerse? Şöyle olacak. Yani yasama bir süs merciği olacak. Yani demokratik diyemeyeceğimiz bir çok partili düzen içerisinde tabii ne denge ne fren rolü oynayabilecek. Cumhurbaşkanının oyuncu haline tam olarak gelecek. Ama asıl benim soracağım soru şudur. Biz bunu niçin yapıyoruz?
belirli bir şekilde fiili durumu ve askıya alınmış anayasayı bir yeni anayasal düzen içerisine sokmak için. Evet. Peki şu soruyu soruyorum. Bundan sonra, bu çıktıktan sonra, diyelim ki 6 ay sonra, Sayın Cumhurbaşkanı kendisine tanınan yetkilerin ve bu yetkilerle beraber oluşan durumun aslında kendisine tatmin edici bir durum yaratmadığını ve yeniden bir fiili durum yaratıp yeniden efendim askıya alma durumuna girdiğinde bunun güvencesi nerededir? Onun için fiili durumu anayasal duruma getirmek değil, anayasal sınırlar içine çıkan adamı veya kurumu asıl anayasal sınırı içerisine nasıl sokarız bunu düşünmek lazım. Çünkü bunun güvencesi yok. Tam tersini düşünmek lazım. Elbette ki yarın yarın ben fiili durum yarattım deyip de herhangi bir cumhurbaşkanı böyle derse güvencesi ne olacak? Evet, evet. Yeniden bir anayasa değişikliği mi yapılacak? Öyle görünüyor yani. O zaman zaten getirilen rejimin demokratik olmadığının en büyük delili bu değil mi? Evet, evet. Yedek milletvekilliği ve milletvekili yaşı. Yani milletvekilliği yaşı 18 yaş için nasıl olur diye soruyorsanız bence ironik bir yaklaşımla söylüyorum. Hiç fark etmez. Neden fark etmez? Çünkü zaten milletvekili seçilen kişinin yani denge ve fren rolü olmadığına göre ister 18 yaşında getirin, isterse daha henüz reşit olmamış kişiyi de getirin. Bir şey fark etmez. Sistem içerisinde ne rol oynayabilir ona bakın. Evet. Onun için fonksiyonu var mı yok mu demek soruyla çok ilgili aslında. Ve yine sizin röportajınızda önemli bir yer tutan benim de sormak istediğim HSYK'nın seçimi yönetimi yarı yarıya gibi görünüyor ama işte yarısını Cumhurbaşkanı seçer, yarısını meclis seçer ama öyle mi olacak? İşin aslı ne? Şöyle şimdi yani, 12 kişiden oluşacak değil mi? Hı. Şimdi bir tanesi Adalet Bakanı olacak. Adalet Bakanı da zaten kendisi seçecek. Evet. 5 kişiyi kendisi seçecek. Geriye 6 kişi kalıyor. Bu 6 kişi mecliste bir karma komisyon kurulacak. Bu karma komisyon anayasa ve adalet komisyonlarından oluşacak. Hı hı. Komisyonların nasıl oluşacağı zaten var. İş tüzüğünde de yazılı. Ve burada siyasi iktidarın çoğunluğu var. Ve siyasi iktidarın çoğunluğu zaten bu karma komisyonunun çoğunluğunu oluşturuyor. Yani bu karma komisyonuna aday diye başvuranların arasında yapılacak olan seçimi de çoğunluğu siyasi iktidarda olan partide. Onun için bu parti seçecek. Bu parti seçecek demek bunu Cumhurbaşkanı seçti demektir. Demek. Evet yani o kurumun neden fazla geldi onu da bilmiyorum. Yüksek sözcüğünü de çıkarmışlar. Yani Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nu, Hakimler Savcılar Kurulu yeter demişler. İyi de yapmışlar. Zaten hiçbir yüksekliği kalmaz bu şekilde seçilen bir kurumun. Ve o kuruma aday olacakları bu doğrudan doğruya komisyon seçecek. E şimdi bu adaylar bu şekilde Cumhurbaşkanı'nın istediği şekilde seçecekler ve gelecek genel kurulda oylanacak. E belli zaten. Nasıl yasama nasıl oluşuyorsa Cumhurbaşkanı tarafından o şekilde meclise seçilecek olan Hakimler Savcılar Kurulu üyeleri de bu şekilde belli olacak. Yani yargı tam anlamıyla doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı'nın istediği biçimde oluşacak. Yani. Ve buraya denetim yapacak öyle mi? Yüce Divan ile ilgili ne söylersiniz? Yeni anayasa, Yüce Divan sevki için. Bakın şöyle şey yapalım. Sorumluluğu sırtlanan başbakan bugün 276 ile çok rahat bir şekilde 276 oyla yani salt çoğunlukla belirli bir şekilde Yüce Divan'a sevk edilme
imkanına sahip iken. Soruşturma önergesiyle. Tabii. Evet. Ve şimdi Cumhurbaşkanı'nın belirli bir şekilde Yüce Divan'ı sevki de zorlatılmış. Yani şimdi teklif etme, soruşturmanın açılması Yüce Divan'ı sevki artık oluşamayacak rakamlara getirilmiş. Yani bu Cumhurbaşkanı'nın belirli bir şekilde Yüce Divan'a gönderilmemesi için ne lazımsa bunun içine konmuş. Ve zannediliyor ki efendim eskiden zaten sadece vatana ihanet vardı. Vatana ihanet için de 414 oy lazımdı. Şimdi daha zor. Yani bunun sanki aldatır gibi. Çünkü öbüründe zaten icraî bir eylemi yok ki. Hı hı. Onun efendim Yüce Divan'a vatana ihanet dışında bir suçla sevk edilmesi olanağı yoktu ki. Ha şimdi var mı yani? İşte evet. Söylüyorum. Parlamenter rejimde sorumluluğu taşıyan kişinin Yüce Divan'a sevki için lazım gelen salt çoğunluk şimdi nitelikli bir çoğunluğa çevrilmiş durumda. Yani bu da Cumhurbaşkanı'na daha büyük bir avantaj sağlayacak. Yani her içinde. Şey Cumhurbaşkanı'na avantaj sağlamak üzere kurulmuş. Onun üzerine zaten hepsi. Belirli şekilde bugünkü Cumhurbaşkanı adı Cumhurbaşkanı olarak kalsın ama başkan da değil. Başkancı bir sistemin başkanı olsun. Buna tabii ya başkancı sistem denir veyahut da patronlu. Evet, başkan sistemi denir, başkanlık evet. sistemi. Evet. Bu tamamen bu işte. Evet. Yine sizin röportajınızdan devam etmek istiyorum ben. 68 darbesine gerekçelerden birini örneklendirirseniz. 68 olmaz, 60 o yanlış yazılmış. Ben de şimdi okuyunca tabii, şey tabii, yapamadım ya, ama sizin yani röportajınız şey, diye. Şey hatası olmuş. Evet, evet, rakam hatası olmuş. Evet. Evet. Tabii yani şöyle diyelim. Celal Bayar, Allah rahmet eylesin. Hı hı. Cumhurbaşkanı bir baston kullanırdı. Demokrat Parti rumuzu taşıyan bir baston kullanırdı. Evet. Ve tarafsızlığını ihlal ettiği için efendim bir gerekçelerden biriydi o. Aslında Cumhurbaşkanının tarafsızlığı sorunu fevkalade önemliydi. Neden? Çünkü sistem zaten milletin birliğini temsil eden kişinin tarafsızlığını gerektiren bir olaydı. Birliği temsil etmek o kadar önemliyse o zaman onun tarafsız olması da aynı şekilde gerekli olan bir olaydı. Ama siz şimdi hem birliği temsil edecek diyorsunuz hem de bir siyasi partinin genel başkanı olabileceğini ortaya koyuyorsunuz. Yani o tarihte baston kullanmak bile bir neden olurken evet. biz bugün geliyoruz partinin genel başkanı olabilir diyoruz. Yani bu kabul edilebilecek bir olay değil. Bu milli birliği tamamen ortadan kaldıran bir olay bu. Yani bu taraflı genel başkan olabilecek bir cumhurbaşkanı ne Türkiye Cumhuriyeti'ni ne de Türkiye Cumhuriyeti'nin milletin birliğini temsil etme niteliğini taşımaz. Evet. Şimdi önümüzde bir süreç var. Referandumdan da söz ediliyor önümüzdeki dönemlerde gene hani bir merhale diyebiliriz onun içinde. Ona ilişkin ne söylersiniz peki? Nasıl? Referandum dönüşürse tabii, aslında iş. Şu var, dönüşür mü? Benim şöyle bir yani hakkım olur mu olmaz mı onu bilmiyorum ama bazen rastlıyorum. 330'u bulamazlar diye bir düşünce var. Hı hı. Bu düşünceden bir an önce vazgeçmek lazım. Neden vazgeçmek lazım? Eğer bir ülkede siyasi iktidar 316 milletvekili hazırlanan teklifi görmeden, okumadan, değerlendirmeden, tartışmadan imzalıyor ise oradan zaten demokratik bir sonuç çıkmaz. Eğer bu 316 milletvekili kendisini çok açık bir şekilde biat etmiş, bende olmuş gibi görüyor ise o zaman 330'u olur mu olmaz mı tartışmasına hiç girmeden bugünden 330'u bulurmuş gibi düşünüp bugünden halka
getirilmek istenenin ne olduğunu anlatmaya girişmek lazım. Bu nasıl olur? Bir kere her şeyden önce siyasi partiler arasında bir rekabet varmış gibi hareket etmeden, bu şekilde hiç düşünmeden ve böyle bir düşünceyi ortaya koymadan bir güç birliği sağlamak lazım. Bu güç birliği içerisinde herkesin yeri var. Herkese ihtiyaç var. Bunun için de genç, yıpranmamış, artık devamlı seçim yenilgesi, halk oylaması yenilgesi görmemiş, halka itici değil, çekici gelecek bir kadroyla, genç bir kadroyla halka bunun ne getireceğini anlatmak lazım. Bu son fırsat. Evet. Ben 12 Eylül 2010'da da bunları söyledim. Ve olmadı. Şimdi bir fırsat var. Ama hiç gün kaybetmeden bunu ortaya koymak lazım. Hatta burada yeni bir anayasa değişikliği hazırlığımız var diye ortaya çıkmaktan ziyade neyin düzeltilerek, yani alternatif bir şey çıkararak değil, ama şimdi eğer şikayet edilecek bir taraf varsa sadece bu olayda, ikisini çarpıştırarak değil, neyin nasıl yapılabileceğini de anlatarak, bir proje olarak değil, yapılabileceğini anlatarak bunun nasıl bir tehlike olduğunu halka anlatmak, evet, gerekiyor. Tabii bunların mecraları, platformu da, bu konudaki hani alan da çok önemli. Ne kadar, nerede anlatabilirsiniz? İki buna şey, ne kadar imkan var? Ama bunu bulmak zorundasınız. Evet. Bir, ve bugünden başlamak lazım. Evet. Yani 330'a güvenmemek lazım. Ha, iki noktaya daha değineyim. Hazır fırsatını bulmuşken. Bir, bu eğer çıkacak olursa değiştirmek istedikleri anayasanın 126. maddesi var. Bu 126. madde o kadar tehlikeli bir madde ki, yani şunu çok açık bir şekilde söylüyorum, merkezi idaredeki kamu yönetimi organlarının, kurumlarının bütün değişmesi Cumhurbaşkanlığının yetkisine bırakılmış oluyor. Bu çok büyük kamu bir yönetimi, tehlike. Evet. Bu çok büyük bir tehlike. İkincisi, şunu da söylemek durumundayım. Artık yasamağı elinde olan bir cumhurbaşkanı ikinci dönemin sonuna doğru bir erken seçim kararı aldırırsa o parlamentoya, hı hı, ki hı, mümkün. Hı. Tam da ben onu soracaktım başkanım. Evet. Ve ne olacaktır? Efendim, tekrar aday olabilecektir. Yani bu aşağı yukarı ömür boyu cumhurbaşkanlığının yolunu açabilecek bir maddedir. Evet. O zaman yine tam da sizin az önce işaret ettiğiniz bu algı ve algılatma noktasında, bu 2019 işte yapılacak 3 seçim birleştirilmesi falan, bunların hepsi de yani önemini yitiriyor. Hayır, hesabı hepsi yapılmış zaten. Aha, yani evet. Aslında şu var, biz şimdi bunu şöyle üstten bakarak detaylara inmeden anlatıyoruz. Evet. Aslında şunu rahatlıkla ifade edeyim, eğer anayasa hukuku üzerinde çalışma yapan, bu konuda kafa yoran kim varsa derinlemesine okumaya başladığı zaman işin asıl felaketini daha rahat bir şekilde görebilir. Yani bu teklif çok açık ve net bir şekilde bir kişinin o ülkeye tamamen tek başına egemen olması için yapılmış bir hazırlıktır. Bu hazırlığa hayır demek lazım. Bu hayırı halkımıza anlatmanın neden önem taşıdığını da böylece ifade etmek istiyorum. Evet, siz ve sizin gibi isimler aslında özellikle bu ana akım medyada çok farklı algılatılmaya çalışılıyor. Bu başkanlık sistemi Türkiye'nin yararına olacakmış gibi, ama tabii şimdi, başbakan tutup çıkar derse ki, başkanlık gelmezse Türkiye bölünür derse ki. Dedi. Dedi işte, yani dedi. Gerisini siz düşünün. Ama bir şey daha söyleyeyim. Şimdi o tarihte 2010'da yetmez ama evetçiler vardı. Şimdi başkancı değil cumhurbaşkanlığı diye ortaya çıkacaklar vardır. Buna hazır olan, adına ne derseniz deyin, gerçekte kendine ihanet etmiş,
kendine olan saygısını kaybetmiş birçok sıfatlı akademisyeni de göreceksiniz burada. Bunu savunacaklardır. Ve belirli kanallarda bunu adamları göreceğiz biz. Hı hı. Ama şunu çok rahat olarak ifade edeyim. Eğer bilime, anayasa hukukuna ve kendisine saygısı olan hiçbir kişinin bu teklifin arkasında durmaması lazım. Lazım ama başkanım neler görüyoruz işte tartışma programlarında zaman, özellikle yani o kadar saçma sapan polemikler oluyor ki. Olur. Olur. Hani zaten, işin uzmanı diye dinliyorsunuz. Ama zaten bu sistem yani bu sistem dediğim bugün içinde bulunduğumuz sistem zaten aldatmaya ve aldatılmaya bağlı. Bunun üzerine kurulmuş. Yani ya aldatıyorlar ya aldatılıyorlar. Benim anlayamadığım şu, kendisi de kaybedecek. Bu ülkede yaşayan, bırakın hani her türlü kimliğini bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kendisi de kaybedecek yani. Ama özgürlük bunun, yok, bunun hesabı iki yerde yok. Sorulur. İki yerde sorulur. Birincisini tarih sorar, evet. İkincisi millet sorar. Milletin hesap sorabilmesi için neden sorması gerektiğini anlatmada başarı sağlamak lazım. Gene aynı nokta. Tabii evet. Aynı noktaya geliyorum. Evet. Gayet tabii. Evet. Gerçekten çok önemli bir dönemeçte Türkiye. Her şeyin gelip kilitlendiği nokta yönetime bağlanıyor. Şimdiki hali böyleyse bu tasarlanan şey hayata geçtiğinde, bu yeni anayasa geçtiğinde hayata ne olacak? Ben çok vahim bir bekleyiş içindeyim kendi adıma söylemek gerekirse. Ama şu var, yani milletin sağduyusu, eğer o sağduyuya hitap edebilirseniz, anlatabilirseniz, ki anlatmak mecburiyetindesiniz, zorundasınız. Gereğini şimdiden yapmaya başlayacaksınız, çalışacaksınız. Yani söylüyorum, artık parti farkını bir tarafa bırakacaksınız. Evet, evet. Parti yararını bir tarafa bırakacaksınız. Aynı düşüncede olanları aynı çatı altında toplayacaksınız. O çatı Cumhuriyet taraftarı olanlardır. Onlar Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin devamını isteyenlerdir. Tek kişinin bir biat etmiş, böyle onun ulufesine bakan kişiler olmaktan çıkarmak mecburiyetindesiniz. Çalışacaksınız, başka çaresi yok zaten. Evet. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bu tür platformlarda hani elimizden geldiğince bu sesleri duyurmaya çalışıyoruz. Sayın Kanadoğlu çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim bana imkan sağladığınız için. Ne güzel ki bunları anlatan, doğru anlatan isimlerden birisiniz. Türkiye'nin şu anda çok ihtiyacı var sizin teşekkür gibi isimlere. Teşekkür ederim ama size de aynı derecede ihtiyaç var. Çok teşekkürler. Biz de elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Sağ benim gibi. Efendim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Evet, şimdi bir aramız var. Aranın ardından terör, biliyorsunuz Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri. Terörün yarattığı psikolojik durum, psikolojik mücadele. Ne yapabiliriz? Bütün bunları konuşacağız. Sevgili seyirciler, saat 20'de günün manşetlerinde bizlerle olacak. Abdurrahim Çevik bizlerle birlikte olacak. Ankara Üniversitesi'nden Profesör Sayın Çevik. Bütün bunların ayrıntılarını detaylarıyla konuşacağız. Saat 20'de görüşmek üzere.